oldu? İyi misin? Değilim. Kerem, ben kimsenin yüzüne bakamıyorum ya. Kendimi çok kötü hissediyorum. Kimseyle konuşamıyorum. Eskiden anneme anlatırdım her şeyi. Artık ona da anlatamıyorum. Yağmur'la bile konuşamıyorum ben. İstersen burada konuşmayalım. Başka bir yerde konuşalım. Gel. Dün annem odama geldi. Bana çok kızgındı. Neden? Melis yüzünden. Onu üzme dedi. Yani öğrenirse çok üzülür dedi. Toparlayamazsın bir daha. Yaptığınız şeyin telafisi yok dedi. Yani ben ona tabii... Açıkça bir şey söylemedim ama annem işte anlamış sonuçta. Bak sen Melis'i düşünme, tamam mı? Ben halledeceğim. Ne demek o? Yani kafanı yorma demek. Bak Melis senin problemin değil, benim problemim. Ben onunla konuşacağım. Ya. Bilmiyorum Kerem ya. Zeynep ağlama. Lütfen bak sen ağlayınca ben üzülüyorum. Hadi. Ağlama. Güzel olacak. Gülümse. Aynen. Pamuk şeker alayım mı sana? Alma. Neden? Çünkü pamuk şeker mutluyken yedim. O nereden çıktı şimdi? Hadi. Sen hiç mutsuzken pamuk şeker yiyen birini gördün mü? Hayır. Ama sonuçta benim için de ilk olur. Hadi, alıyorum. Tamam. 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 Al bakalım. Sen yemiyor musun? Senden biraz yeriz. Açayım mı? Açıyorum. Ha, seni kim aradı? Ufuk. Bir sorun varmış da oraya gitmem lazım. Hemen mi? Evet. Sorun olmaz değil mi? Olmaz tabii ki. Hem... Şey mi? Belki akşam görüşürüz işin yoksa. Olabilir. Yani işim bittikten sonra mekana geçerim 6-7 gibi. Sen de istersen gelirsin. Bak buna. Bu musun? Hı hı. Şey, mutlu ol. Zorladılar mı seni? Tehdit mi ettiler? Gırtlağını mı sıktılar, ne? Hayır ama... Hayır ama ne? Eğer buraya gelmemiş olsalardı benim Zeynep adında bir kızım olduğundan haberim olmayacaktı. Ne işin var senin burada? Efendim. Alo Demet, müsait misin? Aslında çok yoğunum ama. Çok vaktini almayacağım aslında. Bir yarım saat bana ayırabilirsen. Gerçekten yani şu an çok sıkışık burası. Tamam, o zaman bir 5 dakika beni dinle, müsait misin? Tamam, dinliyorum. Tamam. Cale bugün bana geldi. Konuşmak için. Sonra birden tartışmaya başladık işte. Sesimi yükselttim. O sırada ben Zeynep'in benim kızım olduğunu söylemiş bulundum ama kapı açık kalmış. Döndüğümde Kerem kapının önündeydi. Yani Kerem Zeynep'in benim kızım olduğunu bildiğimi biliyor artık. Alo? Orada mısın? Bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim? Hayır yani...
biliyorsun hani... Kerem, Melis'le hani... arkadaşlar ya. Ya Melis'i de üzmeyecektir. Yani söylemeyecektir. Ben ona tebih ettim. Bir şey söylemeyecek misin? Tamam, sonra konuşuruz. Efendim? Aa, Kerem, merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol. Kerem, vaktin varsa seninle biraz konuşabilir miyiz? Olur, şey... hani şu an meşgulüm, daha sonra görüşebilir miyiz? Lütfen, yani zaten çok uzun sürmeyecek. Mutlaka görüşmemiz lazım ama. Peki, tamam. Ben ararım sizi. Bekliyorum. Seni neden çağırdığımı tahmin ediyorsundur herhalde. Cihan aradı beni. Okulda olanları anlattı. Kerem her şeyi öğrendi dedi. Ama ben zaten senin bildiğini tahmin ediyorum. Öyle değil mi? Kerem, Zeynep'e bunu yapma. Yani her şey yoluna girmeye başlamışken, babasını tanımaya bu kadar yakınken... Yani sen de istemezsin değil mi? Bütün bunları bozan insan olmayı. Zeynep'in üzülmesini istemezsin değil mi? Zeynep'i arama bir daha. Yani buluşmayın artık. Biliyorum bunu söylemek çok zor, yapmak çok zor. Ama eskisi gibi arkadaş olun. Zeynep'ten uzak dur. Lütfen. Yani sizin Can Hoca'nın, Jale Hoca'nın yaptıkları hataların bedelini biz çekeceğiz. İsterseniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.